Pekala, bana 10 metre kareyi santimetre kare olarak yazar mısınız? Hadi bakalım, hemen videoyu durdurun ve 10 metre karenin kaç santimetre kare olduğunu bulmaya çalışın. Bunu bulmak için 1 metrenin kaç santimetre ya da kaç santimetrenin 1 metreye eşit olduğunu bilmemiz lazım. 100 santimetre 1 metre eder öyle değil mi? Evet, bu soruyu çözmek için bilmemiz gereken tek şey bu. Metre gördüğümüz her yere 100 santimetre yazacağız ve bakalım ne elde edeceğiz. Deneyelim mi? 10 çarpı metre kare yerine de metre çarpı metre yazalım ve şimdi de metreleri santimetreye çevireceğiz. Elimizde ne kadar metre var? İki tane. Yani metre çarpı metre. O halde devam ediyorum. 10 çarpı bu metrenin yerine 100 santimetre bu metrenin yerine de 100 santimetre yazalım. Harika. Bunun kaç santimetre kare olduğunu bulmamıza çok az kaldı. 10 çarpı 100 santimetre çarpı 100 santimetre. Önce sayıları yazalım. 10 çarpı 100 çarpı 100 çarpı santimetre çarpı santimetre. Bu tarz soruları benim yaptığım gibi yaparsanız, yani sayılarla birimleri birbirinden ayırarak yazarsanız, hata yapma olasılığınız oldukça azalır. 10 metrekareyi bu şekilde yazınca sonuç olarak bu sayıların çarpımı çarpı santimetre çarpı santimetre ifadesini elde ettik. Sonucu santimetre kare olarak bulmak istediğimiz için de şu ana kadar her şeyin yolunda gittiğini söyleyebilirim. Şimdi bu sayıları çarpınca biri yazıyorum. Kaç tane sıfır var? 1, 2, 3, 4, 5 santimetre kare. Yani neymiş? 100 bin santimetre kare. 10 metre kare, 100 bin santimetre kareymiş. Bir tane daha yapalım mı? Bu sefer de 1000 santimetre kareyi metre kareye çevirelim. Burada da bilmemiz gereken tek şey 1 metrenin 100 santimetreye eşit olması. Az önceki gibi bunu da 1000 çarpı santimetre çarpı santimetre olarak yazıyorum. Bu santimetrelerin başında 1 olduğunu da düşünebiliriz. Evet şimdi de 1 santimetreyi metreye çevireceğiz. 1 santimetre 1 bölü 100 metreye eşittir öyle değil mi? Bu 100 santimetrenin 1 metreye eşit olmasıyla aynı şey. Şimdi bunu buraya koyarsak, 1000 çarpı 1 santimetre yerine 1 bölü 100 metre yazacağım. Aynı şekilde diğer 1 santimetre yerine de 1 bölü 100 metre yazıyorum santimetreyi metreye çevirmemiz gerekiyor. Yani soruda bizden bunu istiyorlar. Burada metre yerine kilometre ya da milimetre olsaydı e, buna göre davranırdık. Ama bizden metre istedikleri için santimetrelerin yerine 1 bölü 100 metre yazdım. Şimdi hesaplayalım. Sayıları ve birimleri yine ayrı ayrı yazacağım. 1000 çarpı 1 bölü 100 çarpı 1 bölü 100 çarpı metre çarpı metre. Bu çarpımın kaç ettiğini bulmadan birimlere baktığımda bizden istenen şeyi yaptığımızı yani sonucu metre kare türünden bulacağımızı görüyorum. Güzel. İşlemi yapınca da 1000 bölü 100 çarpı 100 yani 10.000'den bir bakalım. 1000 bölü 10.000 bin, 1 bölü 10 eder. Yani 1 bölü 10 metre kare elde ederim. İşte bu kadar. 1 bölü 10 ya da 0,1 metrekare de diyebiliriz. Şimdi bir tane de kilometre kareli örnek görelim. Diyelim ki 2 kilometre kareyi metre kareye çevirmek istiyoruz. Her zaman olduğu gibi videoyu durdurup bunu kendi kendinize çözmeyi deneyebilirsiniz. Yine az önceki mantığı kullanacağım. Yani kilometre kare yerine kilometre çarpı kilometre yazacağım. Ee, Mavi ile yazalım. Kilometre çarpı kilometre. Metre kareyi de az önceki turuncuyla yazalım. 2 çarpı kilometre çarpı kilometre. Kilometrelerin yine birer kilometre olduğunu yazalım. Cevabı metre türünden bulmamız gerektiği için bu kilometreleri metreye çevirmemiz lazım. Peki kilometre ile metre arasında nasıl bir ilişki vardır? Doğru, 1 kilometre 1000 metreye eşittir. Bunu hemen burada kullanalım ve kilometre yerine 1000 metre yazalım. 2 çarpı 1000 metre çarpı 1000 metre daha. Sayıları ve birimleri bir araya toparlayarak yeniden yazalım. 2 çarpı 1000 çarpı 1000 çarpı metre çarpı metre ya da metre kare. Peki sonuç nedir? 2 çarpı kaç tane sıfır var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Evet metre kare ve bu 2 milyon metre kareye eşittir. 2 kilometre kare 2 milyon metre karedir.